Gaziantep'te yaşayan 2 yaşından bu yana böbrek hastalığıyla mücadele eden Furkan Özpalat, ücretsiz su dağıtarak organ bağışı farkındalığı oluşturmaya çalışıyor. Şöyle, bebeklikten başlayan bir hastalık. Son 7 yıl hafızamda diyebilirim. Çünkü 7 yıldır diyalize giriyorum. 2,5 yıldır da ev diyalizine giriyorum. Şu an ev diyalizindeyim zaten. Tedavilerim olumlu ya da olumsuz yanıtlar veriyor. Bazen canımı sıkabiliyor ama bunlar olabilecek şeyler. Her hastalığın zorluğu var zaten. İki bebeğim yok. Ben ara sıra su dağıtırım. İnsanlarla konuşurum. Organ bağışçısı mısınız, değil misiniz diye. İşte su dağıtmamın sebebi ise zaten biz diyaliz hastaları su içemiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Sıvı tüketemiyoruz. Sıvı tüketmediğimiz için de istemsiz canımız su istiyor. Yani bol su içmek istiyoruz. Onun için su dağıtıyorum. Yani organ bağışlamak aslında çok kolay. Şöyle her insanın başına ölüm gelebilir. Ölüm hepimiz için var. Çok yani sağlık ocağına bile gidip organ bağışçısı olmak istiyorum deyip organ bağışçısı olabilirler. Bunun için korkulacak hiçbir şey yok. Sonuçta toprak olacak. Toprak olacağına bir başkasına hayat olabilirler. Bunun için hiç korkulacak bir şey yok. En büyük hayalim tabii ki de Beşiktaş maçına gitmek. İmzalı formada olabilir. Hangi futbolcu? Necip Uysal. Ya Beşiktaş'ın çocuğu o. Atamayız. Attırmayız. Holigan da değilim aslında ama diyalize bile girdiğimde kanım hep siyah beyaz akar. Öyle söylerler. Öyle yani Beşiktaş deyince zaten yüzüm gülmeye başlıyor. Necip Uysal hayal edemiyorum ya. Şuradan Necip Uysal giriyor. Herhalde kalp krizinden falan giderim. Furkan'ın hastalığını 2 yaşında öğrendik. Ondan işte 2 yaşında tedaviye falan başladı. Biz 2 yaşında öğrendiğimizde %17 kalmıştı böbreğinin birisi. İdrar kaçışından habersiz, kendinin haberi olmadan tembel mesane olduğu için yaptığının farkında değildi. Daha sonra doktora götürdük, işte sık sık idrar yolu enfeksiyonu da geçiriyordu. O da işte şey urolojiye gönderdi bizi. Uroloji işte ultrasonda öğrendik ki sol böbreğinin şey %17 kalmış. Daha sonraki süreç işte tedavi oldu. Bir sürü ağır filmler falan çekildi. Bu filmlerden sonra mesane küçültme, norojenik mesela tembel mesane diye tanı geçildi. Sayısız ameliyatları geçirdi. Şimdi Furkan artık öbür böbreği de, böbreği alındı bir böbreğe, öbürü dursun diye bayağı bir tedaviye başladık işte. O da olmadı. O arada doktora gittik işte. Doktor dedi ki, ya Furkan şimdi ergenlik çağında, arkadaşlarını, yaşlılarını yakalaması için nakil düşünüyoruz. Yani eğer siz de isterseniz nakil yapalım. O zaman dedim, önce annem verecekti. Annem gitti. Annemin şekeri yüksek çıkınca annemden almadılar, ben gittim. Şu anki süreç işte 2,5 yıldır ev diyalizine başladık. 2019'da bana babası da verdi. 20 gün durdu. Babasının verdiği. Çapraza girdi.
çaprazlanmıştı. O da 20 gün durdu babasının orada da. 6,5 ay İstanbul'da kaldık. Bayağı yoğun tedaviler gördü orada da. Ama olmadı. Tutmadı mı? Tutmadı. Haftada. 2,5 yıldır evde 3 gün, haftada 3 gün diyaliz yapıyoruz. Kaç saat? 8 saat. 5 saatten başladık. Şimdi 8 saatteyiz. Hastane odası gibi her şey işte cihazı, işte şu tıbbı attık, normal attık, işte dolabı içinde eşyaları var. Ben setleme, işte ekstra şeylerim falan eğitimini aldım. Furkan iğne takmayı, ben iğne takamam dedim. İğne takmada bir ayda öyle kaldı. Furkan 3 ay eğitim aldı. Hayatın, bütün hayatın Furkan'ı, yani hasta çocuğuna göre yönlendiriyorsun. Hani senin özel bir hayatın, özel bir şeyin olmuyor, yok yani. Benim Evet. annelere tavsiyem, ben 3 tane torunum var benim. Bir oğlumunki ikizler, kızımın da bir tane kızı var. Doktor kontrollerine biz beraber gidiyorduk çoğunlukla. Diyordum çocukların böbreklerine bakın. Çünkü hamilelikte çıkıyor bu. Hamileyken oluyor. Sürekli ben herkese söylüyorum. Hamileyken çocuklarınızın böbreğine baktırın, mesanesine. Çünkü çıkıyor artık. Teknoloji o kadar değişti ki. Organ bağışı için ücretsiz su dağıtıyorum. Organ bağışı toprak olmasın. Organ bağışı için ücretsiz su dağıtıyorum. Organ bağışı yapalım lütfen. Organ bağışı yapalım. Organ bağışı için ücretsiz su dağıtıyorum. Organlarımız toprak olmasın. Organ bağışı olalım.